Ve rahatlık hep azdırır münafık. Münafık normalde gariban, zavallıdır başlangıçta. Sonra kudurur, azar, zübbeleşir. Sonra azamet kazanır. Normalde başlangıçta çok saftır. Yani acizdir. Zenginleşince, imkan verilince kudurur. Bak diyor ki ayette, Tövbe Suresi 74. Oysa intikama kalkışmalarının, yani Müslümanlara, imama, peygambere saldırganlaşmalarının, ağlayıp zırlamalarının, kepazeli çıkartmalarının, pislik yapmalarının, kendilerini Allah'ın elçisinin bol ihsandan, zengin kılmasından başka bir nedeni yoktu. Onlar zenginleştirdi, rahatlattığı için kuduruyorlar diyor Allah. Münafık o yüzden kudurur. Kudurdukça azgınlaşır, azgınlaştıkça kudurur. Ve ukalalık, zübbelik hemen anlaşılır. Mesela bir salona, bir yere girdiğinde o pis elektriği şeytan olduğu için hemen anlaşılır. O azametinden, büyüklük hissinden hemen anlaşılır. Yani sürekli kendine özel muamele yapılmasını ister münafık. Yani çok özel biri olduğuna inanır. Ayette hep görüyoruz. Mesela Musa kavminde de görüyoruz. Mesela o devrin münafıkları tek bir münafığa bağlı. Ama hepsinde çok büyük bir enaniyet var. Hepsinde bir büyüklük hissi var. Hepsi Mısır kültürüne hayran. Mısır kıyafetleri giymek istiyorlar. Mısırlılar gibi konuşmak istiyorlar. Mısırlılar gibi yemek yemek istiyorlar. Tam bir züppe. O zamanın en güçlü devleti olduğu için o devlete karşı köpek gibi ve alçakçasına bir hayranlık duyuyorlar. Yalakalı da kabul ediyorlar. Onlara yancılık yapmayı da kabul, her şeyi kabul ediyor. Müslümanları beğenmiyorlar ama.